Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Aslında bugünkü dersi Aksel Hoca ile yapacaktınız. Ama kendisinin programında bir değişiklik oldu. O yüzden pastacılığa birlikte giriş yapacağız. O zaman ilk soruyu sorarak dersi başlatıyorum. Pasta deyince aklınıza ne geliyor? Yok mu hiç gözünüzün önünde gelen bir resim, bir anı? Evet. Çocukluğum geliyor. Pasta bana çocukluğumu hatırlatıyor. Güzel. Başka? Düğün pastası böyle bembeyaz kat kat. Doğum günü, mumlu, maytap pastalar. Hocam hani komedi filmleri olur ya, komik adam suratına pastayı yer. Çocukken çok gülerdim o sahnelere. Pastayı duyunca da hep onu hatırlarım. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pasta hafızamızdaki güzel anlarla ilişkili. Yani pasta bizim en mutlu olduğumuz anları, en çok güldüğümüz, sevildiğimizi en çok hissettiğimiz anlarla ilişkili. İçindeki saklı lezzetler, üzerindeki süslemeler hep yüzümüzü gülümsetiyor. Hatta parçalanmış bile güzel. İşte bu yüzden bugün sizden o mutlu anları canlandırmak için pasta yapmanızı istiyorum. Elimizdeki malzemelerde mutlu anlarımızın saklı olduğunu düşünün. Siz o malzemeleri her karıştırdığınızda o anlar yeniden canlanacak. Gülümseyen yüzler olacak bugün bu sınıfta. Kahkahalar çınlayacak. Pasta yaparken zamanda yolculuk yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Pardon, pardon. Geç kaldım. Siz... Evet. Hoş geldiniz. Hadi bakalım. O zaman zaman makinamızın malzemelerini tanıyarak başlayalım işe. Kek kalıbımız bizim mekiğimiz. Biraz daha hızlı. Alabilir miyim? Hızlı ve tek yöne. Şimdi senin sıran. Hocam bu olmuş mu? Bakayım. Gayet güzel. Meyveleri ekleyebilirsin. Evet, her şey yolunda mı? Yolunda. Hocam, pelte gibi oldu bu. Bakayım. Hakikaten olmuş. Biraz süt ekle ama çırparak. Nasıl gidiyor? Pek iyi değil sanırım. Elim hiç yatkın değil de böyle şeylere. Aslında pek de sevmem yemek yapmayı. Ne işin var o zaman burada? Yani mutfağı sevmiyorsan. Bilmem. Seni tanımak istedim herhalde. Beni. Neden? Feri çok eski arkadaşım benim. Eskiden... Yakındınız. Yani fotoğrafta az kişi var. Yakın çevresi olduğunu düşündüm ben de. O yüzden mesaj attım sana da. Evet, yakındık. Sonra tabii araya yıllar, mesafeler girdi. Şimdi duydum ki evlenmiş. Ben de tanımak istedim. Ferit Aslan'ın evleneceği kadar sevdiği kadını görmek istedim. Beni eski arkadaşımla buluşturan kadını. En fena mı işte? Bir şeyler öğreniyorum. Bakarsın gizli bir yeteneğim açığa çıkar da mutfağın kapıları bana da açılır. Kim bilir? Fazla karıştırma. Kıvam bozulur. Evet, ne durumdayız? Hocam bir bakar mısınız? Geliyorum. Gayet güzel gözüküyor. Alabilir miyim? Bu da benden olsun. Elinize sağlık hocam, çok güzel olmuş. Ne demek? Asıl sizin elinize sağlık, hepinizin. Vallahi iştah kabartıcı görünüyor ya. Bir de benimkine bakın. Ne dersin, bu kurtulur mu? Bakalım ne yapabiliriz. Yapmayı sevmiyorsun. Umarım yemeği seviyorsundur. Severim. Mutlu ediyor beni.
Ya siz? Mutlu musunuz? Evlilik yani. Nasıl gidiyor? Harika gidiyor. Her gün iyi ki birbirimizi bulmuşuz diyoruz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Umarım zevk almışsınızdır. Hocam zevk almak ne demek? Adeta boyut değiştirdim. Afiyet olsun. Pastaları eve götürmek için gereken kutular tezgahlarınızın altında. Kullanabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hakan benim Pelin. Teklifini kabul ediyorum. Şartları ben koyacağım. Oyunu ben kuracağım. Bu kez karım beni gafil avlayamayacak. Bunları kabul ediyorsan ben varım. Anlaştık. Evet. Tamam, peki gelsin. Merhaba Ferit. Dönmemişsiniz bile. Dönmedim. Bir kez daha seninle konuşmadan gidemedim. Biz dün akşam konuşacağımız kadar konuştuk aslında Pelin. Ferit, ben seni sevdim. Gerçekten sevdim. Bütün kalbimle sevdim. Ve seni aldatmadım. Hala mı aynı konuları konuşacağız bunca zaman sonra? Evet. 7 yıl önce dinlemedin ama şimdi dinleyeceksin. Pelin, zamanında yaşananların şu an benim için hiçbir önemi kalmadı. Ne olduysa oldu, benim artık başka bir hayatım var, bambaşka. Ve sen o hayatın içinde yoksun. Ben seni aldatmadım Ferit. Ben bir gece bir tuzağa düşürüldüm. Ve sen o otel odasında çekilmiş fotoğraflara inandın. Ben gördüklerime mi inansaydım, söylediklerine mi? Her şey çok netti. O adamı bulup konuşturamadım. Suçsuzluğumu ispatlayamadım. Ama 2 ay önce en nihayetinde o adama rastladım. Aman ne güzel. Onunla konuştum ve bana her şeyi anlattı. Beni tuzağa düşürmek için tutulduğunu. İçkime ilaç atılarak sarhoş edildiğini. O fotoğrafların çekilmesi ve ortadan kaybolması için para aldığını. Yine bir takım laflar. Adamın telefon numarası. İstersen telefonda konuşursun, istersen yüz yüze. Anlatacağı en ilginç şey kendisini bunu yapması için tutan kişi. Kim? Demet. Sen de gözü olduğu için bizi ayırıp seninle evlenmek istemiş. Buna hem şaşırdım hem de tam Demet'ten beklenecek bir hareket dedim. Ferit bak, benim senden bir beklentim yok. Evlenmişsin, tamam, mutluluklar dilerim. Hem bunca zaman sonra gelip bunları da anlatmayacaktım sana. Ama eşin doğum gününe davet edince... yani ne bileyim, bilmen gerektiğini düşündüm. Demet'in bize yaptıklarını. Bilmen gereken son bir şey daha var. Sen bana güvenmeyi beceremediğin için... bebeğimizi aldırmak zorunda kaldın. Ne? Senin güvensizliğinin bedelini bebeğimizi kaybederek ödedim. Senden bir özür, bir yorum beklemiyorum. Sadece bunları bil istedim. Benim suçsuz olduğumu bil. Hoşça kal Ferit. Size mutluluklar dilerim. Ferit.
7 yıl önce Pelin'le ayrılmamıza neden olan olayı sen mi organize ettin? Ben? Ya ben niye böyle bir şey yapayım Ferit? Hem bunca yıl sonra Pelin nereden çıkmış ki? Nereden çıktığını boş ver. Birisini tutup Pelin'i tuzağa mı düşürdün? Beni aldatıyormuş gibi mi gösterdin? Ferit, sana bunları kim anlatıyor bilmiyorum ama ben niye böyle bir şey yapayım Allah aşkına? İşine geldiği zaman neler yapabileceğini, menfaatin söz konusu olduğuna ne kadar alçalabileceğini hepimiz biliyoruz. Yanlış biliyorsunuz. Sen mi yaptın evet? Bak tuttuğun adama ulaşabiliyorum. Bu alçaklığı sen mi yaptın? Evet. Evet ben yaptım. Evet ben yaptım. Evet ben yaptım. Ben yaptım ben. Çünkü o Pelin denilen kız sana yakışmıyordu anlıyor musun? O Pelin seni sadece paran yüzünden seviyordu. Ve er ya da geç seni aldatacaktı. Ben de bunu biliyordum. O yüzden o kızı ifşa etmek zorunda kaldım. Evet ben yaptım. Sen o Pelin konusunda hata yapmıştın Ferit. Tıpkı şu an Nazlı konusunda yaptığın gibi. Evet bugün olsa aynı şeyi yapmazdım. Ama o gün duygularıma yenik düştüm anladın mı? Evet ben yaptım. İğrençsin. İnsan sürekli evde oturunca böyle gelen giden de çok oluyor. Sana bir şeyler ikram edeyim. Ne içersin? Sıcak bir şeyler, çay, kahve ya da soğuk şeyler. Ya zahmet etme lütfen. Kısa bir ziyaret benimkisi. Ya ta İzmirlerden gelmişsin yani. Bir şeyler ikram edeyim. Bundan sonra sık sık görüşürüz Deniz'ciğim. Bir süre İstanbul'dayım. Ve seninle uzun uzun konuşmak istediğim şeyler var. Ne gibi şeyler? Ferit ve Nazlı.